Sevgili dostlar, İstanbul'daki ziyaretlerimiz devam ediyor. İstanbul'a bereketle gelelim dedik ama biraz kantarın topuzunu kaçırdık galiba. Cenab-ı Hak da bir yağmur verdi maşallah. Gerçekten her taraf sel, bol bereket. İnşallah bir sıkıntılar olmaz. Evet, yanımızda kim var? Efendiler Dernek Başkanı Sayın Abdullah Adatepe var. Bugün onu ziyaret ediyoruz. Başkanım merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim Osman abi. İlk öncelikle ayağınıza sağlık. İstanbul'a geldiniz ve bereketle geldiniz. Gerçekten evet. Müthiş bir yağmur yağıyor bugün. Tekrardan hoş geldiniz. Başkan, tabii ki 3 yıllık bir dernek başkanlığı var ama daha öncesinde dernek yönetimlerinde falan bulundunuz. Tabii ki son 1,5-2 yıldır çok böyle aktif faaliyette de bulunamıyorsunuz. Evet, yani. Çünkü evet. Tüm dünyaya etkileyen bir pandemi var. Neler yapıyorsunuz? Yani şimdi şöyle Osman abi, ilk öncelikle tabii biliyorsunuz ki bu pandemi sürecinde başladığında bir futbol turnuvamızı aslında start vermiştik. Ama orada pandeminin işte hızlı bir şekilde yükseltmesinden dolayı futbol turnuvasını erteledik. Yaklaşık o günden bugüne ne yapıyorsunuz derseniz, insanları bir araya getirme noktasında çok bir şey yapmıyoruz. Çünkü zaten biliyorsunuz devletimiz belli yerleri kapatıyor ve böylelikle bizler de bir araya gelemiyoruz. Ama onun dışında neler yapıyoruz? İşte biz dernek yönetimi olarak yine insanlara yardım etme noktasında hareketimizi devam ettiriyoruz. Çünkü bunları çok göstermek de istemiyoruz açıkçası. Çünkü insanların gururlarının rencide edilmesini de istemiyoruz. Dolayısıyla işte Ramazan bayramında yaklaşık 50 aileye 500 lira maddi destek çıktık. Bunu niye böyle yaptık? Çünkü insanların gerçekten hani Ramazan kumanyası dağıtmak belki önceden çok iyiydi ama şu dönemde insanların kiralarını ödeyemediği veya çocuğuna işte ne bileyim ayakkabı alamadığı, işte mont alamadığı dönemler yaşandı. Ve dolayısıyla biz o parayı vererek İnsanların hür bir şekilde paralarını, harcamalarını sağladık. Bu şekilde maddi durumu olmayan ailelere 500 lira yardımda bulunduk. Aslında çok mu? Çok değil ama işte derneğin gücü de ne yazık ki bu kadar. Yaklaşık 27 öğrencimize bu sene, geçen sene 15 öğrencimiz vardı. Bu sene de 27 öğrencimize aylık 400 lira yine burs vermeye devam ettik ve yaklaşık işte Mayıs ayı sonunda onların da burslarını bitirdik. Alnımızın akıyla çıktık gerçekten. İnşallah Eylül ayında tekrardan kardeşlerimize burs vermeye devam edeceğiz ve böylelikle bu pandemi sürecinde bu şekilde kullanmış olduk. Ama çok gönül istiyor ki insanları bir araya getirmek, onlarla kucaklaşmak, onlarla işte hatır gönül konuşmalarını yapabilmek, ne bileyim yemek yiyebilmek. Yani bunlar o kadar özlem duyduğumuz şeyler ki. Ama ne yazık ki işte pandemi var. Bundan dolayı da bir araya gelemiyoruz açıkçası. İnşallah pandemi bitiyor. Önümüzdeki zaman diliminde tekrar kucaklaşacağız. Sahalarda bir araya geleceğiz. Sofralarda bir araya geleceğiz. İnşallah. Temennimiz bu. İnşallah. Evet. Başkanım, son olarak neler söylersin? Vallahi aslında şöyle Osman abi. Yani ben aslında dernekçilikle ilgili son buradan aslında duyurumu da yapayım. Ya ben aslında bu sene bırakmayı, yani bu dönemde bırakmayı düşünüyorum açıkçası Ocak ayında. İnşallah hani yeni bir arkadaşla, yeni heyecanlarla devam edilmesi taraftarıyım ben. Çünkü bizler bu pandemide hem gücümüzü kaybettik hem de işte yani heyecanımızı kaybettik. Bizden daha heyecanlı, daha böyle olumlu arkadaşlar olursa açıkçası biz kongrede, Ocak ayında yapılacak kongrede açıkçası bırakmayı düşünüyorum ben. Bunu da buradan en azından ilan etmiş olayım sizin aracılığınızda.
Ben de ilk defa duydum sevgili seyirciler. Tabii ama zannediyorum başkanı bıraktırmazlar diye düşünüyorum. Yok bunun yani ya. Şöyle Osman abi. Yani bunun hani benim hani vazgeçilmez ve vazgeçilmez kimse yoktur açıkçası. Yani çünkü dernekçilik insanların bir araya geldiği, ortamların güzel olduğu ve heyecan duyduğu yerlerdir. Ama işte bizler görevlerimizi zamanında bırakmalıyız ki bizden sonra gelecek insanların da bu görevleri şevk ve heyecanla yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla ben bu haberi de buradan sizin aracınızda duymuş olayım. Ocak ayında kongrede inşallah bırakacağım. İnşallah buradan o dinleyen arkadaşlarımız da, üyelerimizden de belki aday olacak arkadaşlarımız varsa da şimdiden kendilerini hazırlamış oldular. 6 ay var çünkü. İnşallah onlara da destek çıkacağız. Her zaman yanlarında olacağız. Yani bırakarak, dernekçiliği bırakarak, başkanlığı bırakarak dernekçiliği bırakmayacağız. Her zaman yanlarında olacağız. Onların arkalarında olacağız. Eğer bizden yol göstermemizi isterse onların yanında olacağız. Yani zaten benim düşündüğüm arkadaş da var açıkçası. İnşallah hani onu ikna edebilirsem onun yürümesi noktasında hareket ediyorum. Ama bu haberi de buradan duymak istiyorum açıkçası. Hayırlısı olur. İnşallah. Başkanım çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Değerli vakitten ayırdınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.